Merhaba gençler. Ben Reyhan Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Instagram'da daha önce paylaştığım AYT ile ilgili soruların cevaplarını açıklayarak şöyle kısa bir ayeti tekrar yapacağım. Yalnız bu sorular böyle konu konu seçilmiş değil. Karışık. Her konudan var. ayeti olarak sistemlerden var, protein sentezinden var. Karışık küçük bir tekrar olmuş olacak. Kemiklerin kalınlaşmasını sağlayan yapının adı nedir? Arkadaşlar, kemiklerin enine kalınlaşmasını sağlayan periost zarıdır. Kemiklerin boyca uzamasını sağlayan epifiz plağıdır arkadaşlar. Epifiz plağı e, hiyalin kıkırdaktan oluşmuştur. Periost zarı ise bütün zarlı yapıların oluştuğu gibi bu da bağ dokudan oluşmuş bir yapıdır nefron kanalcıklarında bulunan üreye geçirgen olmayan yapının adı nedir arkadaşlar nefron kanalcıklarında üreğin, ürenin hiç bir şekilde geri emiliminin olmadığı kısım distal tüptür distal tüpte ürenin geri emilimi gerçekleşmez alveollerin iç yüzeyini kaplayan lipoprotein yapılı sıvının adı sürfaktandır. sürfektan sıvısı arkadaşlar yüzey gerilimi oluşturarak alveollerin açık kalmasını sağlar. Böylece difüzyonla gaz alışverişini kolaylaştırır. Aynı zamanda su kaybını soluk verme ile su baharı biraz atıyoruz. Bu su kaybının fazla olmasını engeller. Su kaybını önlemiş olur. Ayrıca mikrobik etkenlere karşı vücudu alveolleri korumuş olur. Bunun gibi faydaları var. İç kulakta korti organının bulunduğu kanalın adı nedir? Arkadaşlar iç kulakta salyangoz içerisinde 3 tane kanal var. Sırasıyla bunlar vestibular kanal, e, kohlear kanal ve timpanik kanallardır arkadaşlar. Şöyle bir vakit kodlaması yapmıştık arkadaşlar. Vakit bunların e, sessiz harflerini alıyorsunuz. Vestibüler kohlear timpanik, kohlear kanalındaki korti organı, tüylü duyu reseptörlerinin bulunduğu ve işitme için e, uyarıların oluştuğu yer burasıdır arkadaşlar. Korti organı kohlear kanalda yer alır. Pankreas'tan salgılanan tripsinojeni aktifleştiren enzimin adı Arkadaşlar tripsinojen pankreas birlikte ile birlikte virsün kanalıyla ince bağırsağa dökülür. İnce bağırsakta arkadaşlar ince bağırsakta e, enterokinaz enzimimiz var. Enterokinaz enzimi tripsinojeni tripsine dönüştürür. Böylece enterokinazla tripsinojen aktifleşmiş olur. Pankreası uyarıp bikarbonat iyonu salgılatan hormon ince bağırsaktan salgılanan bir hormonumuz var arkadaşlar. Bu hormonun adı sekretin hormonudur. Pankreası uyarıp bikarbonat salgılatır. Kulaktaki kesecik ve tulumcukta bulunan kalsiyum karbonattan oluşan taşların adı otolit taşlarıdır arkadaşlar. Bunların hareketiyle ile konum değiştirmek için uyarılan tüylü duyu reseptörleri uyarıları denge sinirlerine verir. Onlar da beyince uyarıları taşır. Karaciğer ve böbrekte ortak üretilen kan yapımını uyaran hormonun adı eritropoyetin hormonudur arkadaşlar. Bu hormonun %90'ını 80 diye de geçiyor 90 diye de bunu böbrek üretmiş oluyor. %10 kadar kısmını karaciğer üretmiş oluyor. Dengeye ulaşmış komünitelere klimaks adını veriyoruz. Süksesyon sonucu en son dengeye ulaşmış komünitelere klimaks adını veriyoruz arkadaşlar. Bitkide tropizma hareketlerinde etkili olan hormon oksin hormonudur. Merkezi sinir sisteminin nöronlarına miyelin kılıf üreten gliyalara biz oligodendrositler diyoruz. Oligodendrosit hücreleridir. Jetlag olayında biyolojik saatimizi düzenleyen melatonin hormonudur. Bu da epitalamustaki epifiz bezinden salgılanan bir hormondur. Periost kemik zarının hangi doku tarafından üretildiğini soruyor. Bütün zarlı yapıları bağ doku üretiyor. Bunu unutmuyoruz. Çizgili kasta ve kalp kasında oksijen depolayan miyoglobin molekülüdür. Kanda oksijeni taşıyan hemoglobindir. Kaslarda oksijeni depolayan miyoglobin proteinidir. Nefronda glomerulus ve boğuman kapsülünden oluşan yapıya mal pigi cisimci diyoruz arkadaşlar. Mal pigi cisimci adını veriyoruz. Plasenta oluşuncaya kadar progesteron salgılatan hamilelik hormonunun adı arkadaşlar e, plasenta oluşuncaya kadar progesteron salgılatan e, embriyo tarafından salgılanan hCG hormonudur. Daha sonra e, progesteron salgısı plasenta tarafından salgılanacak. Tabii ki bu hCG e, korpus luteum'un korunmasını sağlıyor. Korpus luteum'dan ise progesteron salgısı devam ediyor. Simbiyotik yaşamda yaşamda sıfır ve eksi şeklindeki etkileşim amensalizm olarak adlandırılıyor. Ceviz ağacında örnek olduğu gibi salgıladığı kimyasallar kendine zarar vermiyor fakat ortamdaki diğer bitkilere zar zarar veriyor. Böylece çevresinde bitki yetişmediği için kendisinin gölgesi ve e, su mineraline ortak olunmamış olur. Pankreas ösyonun ince bağırsağa dökülmesini sağlayan kanalın adı virsün kanalıdır arkadaşlar. Doku kılcallarını artan karbondioksit pH'i düşürüp hemoglobinin oksijene ilgisini azaltır. Buna biz bor etkisi diyoruz. Beyincik yarım kürelerini birbirine bağlayan sinir, sinir demetine ne ad verilir? Arkadaşlar beyincik yarım kürelerini birbirine bağlayan ponstor. Pons solunum merkezi olarak omurilik soğanı ile birlikte işlev yapar. Beyincik yarım küreleri arasında impuls bağlantılarını sağlar. Sadece memillerde bulunur. Ayrıca vücudun sağ ve sol farklı kaslarının çalışmasını da kontrol eder. Burunda ve soluk borusunda bulunan kıkırdak çeşidi hiyalin kıkırdaktır. Ayrıca bronşlarda bulunuyor, eklem başlarında bulunuyor, kaburga uçlarında bulunuyor. E, kulaktaki kulak kepçesi, kulak yolu, östeki borusu ve ayrıca gırtlak kapağı dediğimiz epiklopiste ise elastik kıkırdak bulunuyor arkadaşlar. Omurlar arası disklerde de fibroz kıkırdak bulunuyor. Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında bulunan kapakçığın adı mitral kapakçık ya da ikili kapakçık ya da biküspit kapakçık diyoruz. Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında ise e, triküspit kapakçıklar var. Kulak e, karıncıklarla atardamarlar arasında yarımay kapakçıkları bulunuyor. Çizgili kaslarda 2Z çizgisi arasında kalan yapıya biz sarkomer ya da kas birimi diyoruz. Şu Z çizgilerine tutunan aktin iplikleri var. Onların ortasında daha kalın olan miyozin ipliklerimiz var. Şurası I bandı oluyor. Şu boşluk ise e, bura, pardon burası H bandı. Şu boşluk I bandı oluyor. Şuradaki miyozinin boyu kadar olan kısmın ise A bandı olmuş oluyor arkadaşlar. Pankreası uyararak bir karbonat salgılatan ince bağırsak hormonuna sekretin diyoruz. Aynı zamanda sekretin karaciğerden safra sentezini uyarır. Karaciğerde üretilen ve yağların mekanik sindirimini sağlayan safradır. Safranın sentezi için sekretin hormonu karaciğeri uyarır. Safra kesesindeki safrayı, safrayı ince, bağırsağa ince bağırsağı taşıyan kanalın adı Arkadaşlar koledok kanalıdır. Yine safra kesesini uyararak safranın ince bağırsağa dökülmesini sağlayan ince bağırsak hormonu ise kolesistokinindir. Bunu da söyleyelim. Kalın bağırsağımızda yaşayan bakterilerin sentezlendiği B ve K vitaminleridir. Kanda oksijen karbondioksit taşıyan kan hücreleri alüvardır. Alüvar içerisinde de bu oksijen ve karbondioksiti bağlayan hemoglobin hemoglobin molekülüdür. Merkezi sinir sisteminin nöronlarının miyelin kılıfını demiştik ki oligodendrositler, çevresel sinir sisteminin ise şivan hücreleri üretmiş oluyor arkadaşlar. Pankreastan bunu söylemiştik. Pankreastan salgılanan kan şekerini yükselten hormonun adı kan, kan şekerini normale kadar yükselten hormonun adı glukagon hormonudur. Kan şekerini normale kadar düşüren ise insülin hormonudur arkadaşlar. Yüksek kan şekerini normale düşüren insülin, düşük kan şekerini normale yükselten glukagon. Böbrekte iki atar damar arasında yer alan kılcalların adı glomerulus kılcallarıdır. Alüvar zarında yer alan ve kan grupları belirleyen antijenik or organik moleküller glikoproteinlerdir. Bunlar e, bu şekilde A kan grubu B kan grubu gibi kan gruplarının belirlenmesini sağlar. Döllenmiş yumurta'nın uterus'a tutunmasını sağlayan progesteron hormonudur. Bronşukların ucunda bulunan gaz değişimini sağlayan hava keselerini alveol diyoruz. Kanın pıhtılaşmasında görev alan trombosit dediğimiz kan pulçuklarıdır. Kan pulçuğu. Tükrük bezlerinde bulunan karbonhidratları sindiren amilaz enzimidir. Pityalin olarak da geçer. Böbrek nefronlarının distal tüpünü uyarıp kalsiyum emilimini sağlayan parat hormondur. Bitkide uyaranın yönüne bağlı olmayan hareketleri nasti hareketleri diyoruz. Fotonasti, termonasti, tigmonasti gibi çeşitleri vardır. Kalbin ve kan damarlarının içini çevreleyen tek katlı epitelden oluşan tabakaya endotelyum tabakası diyoruz arkadaşlar. Görme ve işitme reflekslerini kontrol eden orta beyindir. Görme ve işitmeyi değerlendiren ise uç beyindir arkadaşlar. Laktik asit fermentasyonunda NAD'dan hidrojen alan molekülün adı arkadaşlar pürüvattır. Böylece pürüvat indirgenerek tekrar NAD'ın yükseltgenmesi sağlanıyor ve glikolize dönmesi sağlanıyor. Böbrekte nefron kılcallarından nefron kanalına doğru atıkların atılmasına salgılama diyoruz arkadaşlar ya da diğer adıyla aktif boşaltım da deniyor arkadaşlar salgılama. Böylece süzüntüde bulunmayan bir madde idrarda görülebiliyor. Hangi duyu organımızın uç beyindeki değerlendirme merkezi en büyüktür? Gözündür arkadaşlar çünkü Gözdeki fotoreseptörler bütün reseptörlerin %80'ini oluşturuyor. Reseptör sayısı ne kadar çok ise beyinde uç beyinde değerlendirme merkezi o kadar büyüktür. Beyinden gelip vücuda dağılan impulsların çapraz yaptığı sinir merkezi omurilik soğanıdır. Vücuttan gelip beyine gidenler ise omurilikte çapraz yapar. Oksijenli solunumda suyun üretildiği evre ETS evresidir arkadaşlar. Gözyaşı ve tükrükte bulunan savunmanın birinci hattında görevli olan enzimler arkadaşlar lizozim enzimleridir. Mikrop kırıcı özellikleri vardır. Bitkide meyvelerin olgunlaşmasında yaprak dökülmesinde etkili hormon etilen hormonudur. Savunmanın üçüncü hattında hücresel bağışıklıkta görev alıyorsa Buna T lenfositleri diyoruz. Ayrıca B lenfositlerimiz var. B lenfositleri ise humoral bağışıklıkta görev alıyor. Bu üçüncü hat özgül bağışıklıktır arkadaşlar. Yani sonradan kazanılan bağışıklıktır. Tad alma duysunda tatlı, tuzlu, ekşi, acının dışında bir de umami dediğimiz beşinci bir tadımız var. Çevresel sinir sisteminde sistem, e, çevresel sinir sisteminde istemli çalışan çizli, çizgili, kasları uyaran miyelinli motor nöronlara biz somatik motor nöronlar diyoruz. Nöronlarda miyelin kılıfın yapısına katılan yağ çeşidi lipoprotein dediğimiz bu kısımda bulunan lipitlerde kolesterol katılıyor arkadaşlar. Kolesterol. Gözün görme pigmentlerinin sentezinde A vitamini görev alır. Rodopsinin yapısına katılıyor. Etil alkol fermentasyonunu açığa çıkan ortamın asitliğini artıran karbondioksit molekülüdür. Vücudumuzun sağ ve sol kısmından gelen lenfin ilk birleştiği yer arkadaşlar üst ana toplar damardır. İnce bağırsaktan salgılanıp karaciğeri uyararak safra sentezleten hormon e, sekretin hormonudur. Safranın ise ince bağırsağa dökülmesini sağlayan kolesistokinindir. İnsanda hormonları hedef hücrelere taşıyan sıvının adı nedir? Hormonlar kanla taşınır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.